Artık kimseye anlatamaz. Şu maskeli adam ve kızılderili başımıza bela olmasınlar. İstediğimiz şeyi aldık. O maskeli adam aldığımız şeyin ne olduğunu anlayamaz bile. Hadi gidelim. Yapamadı ben Kemosabe. Misyon Sandoria buraya çok uzak değil. Belki peder kimliğini çözebilir. Getireyim ben at. Ne oluyor dostum? Davranmak garip Kemosabe. Bir şey anlatmaya çalışıyor. Sorun nedir Gümüş? Tonto, bir sorun var bence. Bebek mi o? Savaşçılar gelmeden saklamış olmalılar önce. Evet, bebeği Gümüş buldu ve görünüşe göre ona iyi bakacağı benziyor. Merak etme dostum, küçük yeni dostuna iyi davranacağız. Kemosabe. Sanıyor onlar biz katil. Peder! Peder çabuk gelin! Merhaba evlatlar. Merhaba peder. İnsanlarınızı korkutmak istemedik. Evet tabii biliyorum kardeşim ama bu adamı bilir misin? Peder, bu kasabadan Komani mi? Yüzleri gizli suçlular ona saldırdı. Peki küçük olan, o güvende mi? Evet, kayaların orada saklanıyordu. Gel Paviva. Korkmana gerek yok, onlar dostumuz. Ama maske takıyor peder. Bunu kötü sebeplerle yapmıyor. Kendine maskeli güçler diyenler gibi değil. Evladım, Tanrı günahlarını affetsin. Komani'yi alın. Onların anlayabilmesi çok zor. Tüm bunlar başladığından beri daha çok korkuyorlar. Suçlular başka ölüm yaptı. 3 aydır hırsızlık ve cinayet suçları giderek artıyor. Bir cevap için beni bekliyorlar. Oysa benim bir cevabım yok. Şimdi Komani'nin küçük bebeği geldi. Annesi zaten gitmişti. Evi ve sevenleri olmaması için çok küçük biri. Hayır peder. Onun evi burası olacak. Ve ben onu çok seveceğim. Paviva sana çok iyi bakacak küçük şey. Peder, sizce de bir doktora göstermek iyi olmaz mı? Bebeğe bir şey olmadığını işinin ehli birinden öğrenmek gerekir. Doktor getirir ben. Nerede o? Sandoria'daki ofisindedir. Doktor James Rolfe. Maskeli adamla olan kızılderili. Ve doktoru arıyor. Burada ne işin var kızılderili? Doktor Rolfe'yi arıyor ben. Dediler bana o burada. Kızılderilileri sokmadığımı da söylediler mi? Gidecek ben ama doktor bulacak önce. Doktor yukarıda mahkumlardan birini tedavi ediyor. Onunla işin varsa dışarı çık, orada bekle. Bulacak ben doktoru. Dışarı dedim Kızılderili. Belki kulağın sağırdır Kızıl. Belki de onunla konuşanın Şerif olduğunu anlamadı. Ahşaplara dikkat edin çocuklar. Burayı düzgün tutmak için çok para harcadım. Durun. O adamı rahat bırakın. Bence karışma doktor. Bu kadar yeter. Doktor, sorun nedir? Canın falan mı sıkıldı senin? Evet, bu senin sorunun değil, değil mi doktor? Bir Kızılderili'yi mi savunuyorsun? Salon kavgalarıyla ilgilenmekten daha önemli işlerim var. Ona Kızılderili giremez demiştim ben. Bu orada durup bir adamın öldürülmesini izleme hakkını vermez. Barışı sağlamak senin görevindi. Doktor James Rolfe misin? Evet, benim. Beni yolladı Peder misyon. Peder hasta mı? Hayır ama istiyorsan gel. Tabii ki. Hayır işlediğim bir hasta daha doktor. Oo, çok sinirlenme ama doktor. Durum nasıldır bilirsin. Mekanın düzgün işlemesine yardım etmeliyim. Turp gibi evlat. Sağlıklı bir erkek Paviva. Umarım babasını öldüreni yakalarsınız. Kanunların yardım etmemesi kötü. Maalesef Tonto, şerifimizin nasıl biri olduğunu acı olsa da öğrendi. Ha, yaralar gider vücuttan ama iyileşemez hiçbir ilaçla şerif asla. Peder, biz kamp kısmına gideceğiz. Bu arada öldürülen ilk Kızılderili. Geride akrabaları var mı? Evet, dul eşi. İsmi de Kalama. Frances Henderson'larda çalışıyor. Teşekkür ederim. Bak sen. İyi insan lafının üstüne gelir. Bayan Frances Henderson. Onu görmek ister misin? Hayır Peder. Tonto ve ben arka kapıdan çıkarız. Burada olduğumuzu ne kadar az insan bilirse işimiz o kadar kolay. İçeri gel tatlım. Yaşlı bir adama adeta güneş gibi doğdun. Ah, bir erkek kadının kalbini güzel sözlerle titretebiliyorsa asla yaşlı olamaz. Eminim 20 yıl önce bir şeytandın sen. Oh, şeytan bile sayılmaz. Dışarıda atlar gördüm. Bir şeyleri bölmedim umuyorum. Hayır Frances, atlar birkaç dostuma ait. Oh, ne kadar tatlı bir çocuk. Bebeğin babası maskeli güçler tarafından saldırıldı ve öldürüldü. Ah, ne korkunç. Neden öldürmüşler? Tıpkı öncekiler gibi bir nedeni yok. Ah, bu çok korkunç. Bu kasabada ne tür insanlar var? Şu andan itibaren onu öldürenleri yakalayana ödül veriyorum. Federal Marshall'ın ofisine gönderdiğim şey ne oldu? Bir şey duydun mu? Bir şey yok Peder. Bu kasabanın var olduğunu bilen yok gibi galiba. Federal Marshall'ın ofisi de dahil. Bazen neden buradayım anlayamıyorum. Ama siz ve doktor gibi insanlar olmasaydı çoktan giderdim. Söyleyin Doktor Rolfe, neden Sandoria'dasınız? Çünkü benim evim. Ama sizin gibi zeki ve yakışıklı biri için başka bir kasabada 2 katı kazanabilirdiniz. Onun görevi hasta vücutları iyileştirmek tatlım. Tıpkı benim hasta ruhları iyileştirmem gibi. Eğer para önemli olsaydı korkarım Sandoria ikimizi de kaybederdi. Keşke iğrenç derecede sağlıklı olmasaydım doktor. İnanın hastanız olmak için her yolu deneyebilirdim. Peder, artık dönmem gerekiyor. Lütfen yapabileceğim bir şey varsa sadece bana söyleyin. Ve lütfen böyle ciddi olmayın doktor. Gülümsediğiniz zaman çok daha yakışıklısınız. James. Neden bu kadar zorlaştırıyorsun? Konuşacak bir şey yok Paviva. Bunu söylemiştim. Nasıl dayanıyorsun buna? Nasıl bir şey söylemiyorsun? Bununla yaşamayı öğrendim. Kendimi yaptığım işe vermeyi öğrendim. Yapacak bir şey yok, üzgünüm. Canım kızım, ne oldu? Sorun nedir? Dostumuz Komani'yi öldürdünüz. Bu yüzden öleceksiniz. Bu yanlış. Onu kurtarmaya çalıştık ama yetişemedik. Bu doğru. Çocuğu biz götürdük misyona. Olmak güvende. El eli temizleyemez. Pedere sorun. Doğru söylüyoruz. Dost olarak geldik. Dost mu? Dostlar yüzleri kapalı gezmez buralarda. Bu maskeyi adalet için takıyorum ben. Bu bir şey ifade ediyor mu? Gümüş bir mermi ve büyük gümüş bir at. Huaka. Maskeli gördüğümde düşündüm ki... Maskeli güçlerdenim mi zannettin? Evet. Benim adım Kırmızı Kuş. Sanırım sizler buradaki bütün yasaları kabul etmiştiniz. Neden artık yasayı kendiniz yürütmek istiyorsunuz? Bizden 2 kişiyi öldürdüler. Yasalar bizim için uygulanmıyor gibi. Yasalar tüm insanlık içindir. Kemosabe, bak... Ateş Gölü seremonisi başlıyor gibi. Güneş tepeden 5 kez geçene kadar yanacak. Sizlerin planladığı festivalden bahsetmişti Peder. Efsaneyi duydun mu? Evet, Tonto hikayeyi anlattı ama çok uzun zaman önceydi. Şu kayanın üzerinde atalarım tarafından anlatılmış. Çok uzun yıllar önce denizden parlak kaplamalı İspanyol savaşçılar gelmiş. Atalarımın kasabasını yerle bir etmişler. Çoğunu öldürmüşler. İspanyol askerler 7 altın şehri arıyorlarmış. Öldürmek önemsizmiş. Kızılderililer silahlara karşılık okla savaşmış. O yüzden şimdi bu nehir ay ışığında dalgalanırken nehir ateşi efsanesi başlayacak. İspanyol savaşçılar tam buraya kamp kurmuşlar. Korumaları varmış. İspanyollar gün doğumunda saldıracağımızı biliyormuş, ölümden korkmadığımızı da. Ama endişelenmemişler. Kızılderilileri sadece bir mucizenin kurtaracağını bilirlermiş. Sonra mucize olmuş. Cennetten büyük bir ateş topu düşmüş. Ateş topu İspanyol kampını vurmuş. İspanyollar yok edilmiş ve atalarım kurtulmuş. Büyük ateşin açtığı çukur zamanla su dolmuş ve Ateş Gölü doğmuş. Tanrı'nın büyük gücünü atalarıma hatırlatmış. O yüzden festivalimiz var. Bir krater gölü. Ateş topu bir meteormuş. Beyaz adam buna inanır. Ama bizim için yukarıdan bir güç tarafından yapıldı. Köyümüze geri dönmeliyiz. Şefimize burada olduğunuzu söylerim. Kalbi Komani'nin ölümü yüzünden taşa dönüştü. Kırmızı Kuş, Peder'in sözünü tutacak mısınız? Kırmızı Kuş sonraki gün doğumunda ne olacağını söyleyemez. Ancak insanları için savaşabilir o. Çıktı mı? Birazcık. Bir şey demeye erken. Hala bizde 2 madalyon var. 5'i birden gerekiyor. 1000 tane lazımsa sana bulup getiririm. Getirirsin biliyorum Ross. Lütfen Ross, şimdi değil. Bütün bunlar bittiğinde bir sürü vaktimiz olacak zaten. Altın Şehri uzun zamandır orada. Hiçbir yere gitmiyor ki. Bunu biliyorum. Ama Hemen somurtma Fren. Ne oldu, korktun mu? Belki de. O maskeli adamdan hoşlanmadım. Bugün olanlardan sonra hiç hoşlanmadım. Ne öğrenebilir ki? Belki bunu anlamaz zor Rose ama... Ben bu şeyi 5 yıldır daima düşünüp duruyorum. Eski kocamla Altın Şehri'nin varlığının gerçek olduğunu öğrendiğimizden beri bu böyle. Yüzlerce kitap arayıp hepsini okuduk biz. Binlerce belgeyi araştık. Ve sonunda da bulduk. Coronado yüzbaşısının günlüğünde yazıyordu. Efsanevi 7 altın şehrin hepsi bir anda gerçek oldu. Biri burada Rose, Sandoria'da. O 5 madalyon sonsuz zenginliğin anahtarı. Diğerlerini bulmalıyız. Merak etme, bulacağız. Bizim çocuklar bir gün daha çalışmak için hevessiz. Kızılderili eşyası toplamaktan sıkıldılar. Benim garip olduğumu düşünüyorlar. Onlara bir şey söylemedin değil mi? Tabii ki hayır ama dediğim gibi viski paraları bitiyor. Sence yarın akşamüstü çalışmaya gelirler mi? Evet tabii, aklında ne var? Dallas madenlerine gidecek bir grup var. Orası zaten senin. Bu doğru, orası benim. Sence artık maskeli güçlerin kurbanı olma zamanım gelmedi mi? Fran, sen müthişsin. Sen de öylesin. Biliyorum ama ikna lazım. Anlayamıyorum. Bir Kızılderili'yi hiçbir sebep yokken öldürdüler. Sonra da Frances Henderson'ın her şeyini soydular. Sence Kızılderili olayının gizemini örtbas etmeye mi çalışıyorlar? Bilemiyorum. Düşündüm de göl ateşi efsanesi tüm bu ölümlerle bağlantılı olabilir mi acaba? Kemosabe? Ben Betin Roger, Louisiana'dan. Brad Reagan. Görünüşe göre atınızla battaniyeyi paylaşamıyorsunuz. Çok hoşuna gidiyor gibi. Kalk ayağa Scott. Hadi. Hadi. Neden giyindin sen böyle? Çünkü yanında gezen maskeli adamdansa güneyli bir centilmenin Sandoria'dan daha fazla cevap alabileceğini düşündüm. Bu doğru ama kiminle konuşacaksın? Tonto ilk durağım kocası 2 hafta önce öldürülen o Kızılderili kadın. Belki bize yardım eder. Gümüşle mi gidecek? Hayır, maskeli güçlerin adamları Sandoria'da olabilir. Pederden bir at alsak daha iyi. Ne zaman gitmek? Sevgili babam Teğmen Burgard Reagan'ın dediği gibi şimdiden daha iyi bir zaman yoktur efendim. Sen burada kal. Kısa süre sonra döneceğim. Bay Reagan, Kalamo birazdan gelecek. Umarım onu üzmezsiniz. O çok yaşlı ve kocasının ölümü onu derinden yaraladı. Elimden geleni yaparım. Resmimi beğendiniz mi? Valeskiz'le oldum olası pek ilgilenmem. Kanonun işlerini daha çok severim. Beni şaşırttınız Bay Reagan. Sanatsever bir gibi değilsiniz. Bir kitabı kapağıyla yargılamamalısınız. Tıpkı sizin bu çiftlik gibi. İçinde tüm bunların olabileceğini düşünmedim. Eski kocam eski İspanyol eserleri toplamayı severdi. Neyse ki ben de aynı zevki devam ettirebilecek paraya sahibim. Lütfen oturun. Teşekkür ederim. Söyleyin Bay Reagan, buraya neden geldiniz acaba? Kızılderili kadınla konuşmak için. Bunu biliyorum ama neden? Aslında maskeli güçler için ortaya koyduğunuz $1000'lık ödülle alakalı olabilir. Ah, siz avukat mısınız? Hayır efendim, tam olarak değil. O halde siz para peşindesiniz. Bu doğru. Duyduğuma göre dün vagonlarınızdan biri soyulmuş. Bu ödülü artırır mı acaba? Muhtemelen. Nedir peki? Ödül avcısı mısınız? Hizmetinizdeyim. Her daim buradayım. Dürüstlüğünüze hayranım Bay Reagan. Bu sizce de tehlikeli bir uğraş değil mi? Bir arsayı çapalamak da tehlikeli. Ayağınızı burkabilirsiniz. Bay Reagan harikasınız. Öyle olabilirim ama ücretim var. Şartlara göre bu ücret değişebiliyor tabii ki. Kalamo, gel lütfen. Bay Reagan, sana kocanla ilgili birkaç soru sormak istiyor. O öldü. Acaba neden öldürülmüş olduğunu biliyor musunuz? Neden ay doğar? Neden yağmur yağdığında bulut güneşi kapatır? Kavlama neden erkeğinin öldüğünü bilemiyor. Soyulmuş muydu? Değerli bir şey var mıydı? Para gibi, altın. Hayır, kocada altın yoktur. Şeytan adamlar bozukluk, bileklik çalar. Şef Tomachi'den aldığı kolyeyi çalar. Onların para değeri yoktur. Yani başka bir şey yok. Lütfen Bay Reagan, size başka bir şey söyleyemez. Hepsi bu, Kalamo, gidebilirsin. Sanırım bu sefer çok zor bir iş seçmişsiniz Bay Reagan ve rakipleriniz de var. Hanımefendi? Beyaz ata binen bir maskeli adam. O da maskeli güçlerin peşindeydi. Evet, onunla ilgili ben de bir şeyler duydum sanırım. Ama bu beni çok da endişelendirmiyor. Oraya önce maskeli adam ulaşırsa ben de para bulmak için başka bir yol bulurum. Ross, kapı çalma nezaketini gösterebilirdin. Burası kasaba salonu değil. Bu adam neden burada öğrenmeliyim? Bay Reagan iş sebebiyle burada. O bir ödül avcısı. O maskeli güçler için konan ödülü kazanmaya çalışıyor. Yabancıların buraya girmesini sevmem. Bayım, çık dışarı. Ben Bayan Henderson'ı ziyarete geldim efendim. Ancak o söylerse giderim. Gitmesini söyle Fran. Şimdi. Çok üzgünüm Bay Reagan. Sanırım gitseniz iyi olur. Tabii efendim. Siz söylüyorsanız. Muhtemelen salonunu darmadağın edecektik zaten. Size iyi günler Bayan Henderson. Artık yok, anladın mı beni? Sen benimsin ve bu böyle kalacak. Bunu sakın unutayım deme. Özür dilerim evlat, bölmek istememiştim. Ben de tam gitmek üzereydim peder. Sır saklamak konusunda iyi değilsin James. Sıkıntılı kalbin açıkça görülüyor. Bunu kendim çözmem gerekiyor peder. Ben düşünce okumuyorum James. Sadece bir tahmin. Ama eğer haklıysam... Paviva misyonun bahçesinde. Paviva? Çok sağlıklı görünüyor değil mi? Anne sevgisi gibi hiçbir şey olamaz. Ah James! Paviva yapma. Lütfen anlamaya çalış Paviva. Doğru cevabı bulmaya çalıştım. Hislerimi bil diye doğru kelimeleri aradım. Ama istediğim hiçbir şeyi tam söyleyemiyorum. Ama neden James, neden? Kızılderili olmakla gurur duyacağına neden utanıyorsun anlayamıyorum. Ben utanmıyorum. Bunu bizim için, insanlarımız için yapıyorum. Onlara bedava hizmet sağlayabilmemin tek yolu bu. Ama bundan başka bir yolda olmalı. Yok biliyorsun. Annem Kızılderili diye neler çektiğini gördüm. Nasıl bir histi biliyor musun? Bir yalanı yaşadığını biliyorum. Ama sebebi var. Bu sayede bir gün misyon hastanesi kurma hayalim gerçek olabilir. Eğer gerçeği söylersem Sandoria insanları beni kabul etmez. Ama bunun için bana olan aşkını reddetmelisin. Birbirimize olan hislerimizi de reddetmelisin. Paviva seni seviyorum. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Bu bir şey ifade etmez James. Aşk insanların paylaştığı bir şeydir. Benden anlamamı istiyorsun biliyorum. Ama sana olan aşkımı nasıl unutabilirim? Kalbimde olan şeyden nasıl vazgeçebilirim? Bu sorulara cevap veremem Paviva. Bildiğim tek şey sen ve ben önemli değiliz. Biz sadece iki kişiyiz. İşim birçok kişinin hayatı ve hayaliyle dolu. Her zaman dua ediyorum. Bebeğimiz... O bizim değil. O senin çocuğun bile değil. Biliyorum James. Ama bu bebek çok çaresiz. Bir anne ve babanın sevgisine ihtiyacı var. Ve düşündüm ki... Hayır Paviva. Ama sen iyi bir doktorsun James. İnsanlar bilseler bile buna asla reddedemezdi. Bu işe yaramaz. İnan bana. Lütfen anlamaya çalış. Beni unutmalısın. Geçmişteki her şeyi unutmalısın. Sen bir korkaksın. İnsanlarımıza söylenen bütün hakaretleri izlemeni seyretmek istemiyorum artık. Merak etme James Rolfe, sırrını kimseye söylemem. Ama bence yalnız bir adam olacaksın. Gerçeği hep kalbinde bileceksin. Sen kızıl doğdun ve öyle de öleceksin. Bir ölü daha var. Bu yeni, yaşlı Charlie Gray. Köyün civarında buldum. Affedersiniz. Orayı yakıp kül etmişler. Yine maskeli güçler olsa gerek. Neden yaşlı Charlie'yi öldürdüler ki? Onu yüzbaşının oraya getirin. Hemen geliyorum. At izleri Kemosabe. 5 tane. Adamlar gitmiş o yöne. Kesin maskeli güçlerin işi. Sorun neyin peşinde oldukları. Tonto. Belki aradığımız budur. İnce bir zincir. Nedir anlam? Tam bilmiyorum. Belki de hiç. Komani'yi bulduğumuz zamanı hatırla. Gömleğinin göğüs kısmı yırtıktı. Evet, doğru. Yaşlı kızılderili kadın da kocasının kolyesinden bahsetmişti. Bunların hepsi bağlantılı. Yani maskeli güçler kızılderililerin kolyelerini mi istiyor? Öyle görünüyor. Yaşlı kadın bana kolyenin Tomachi tarafından verildiğini söyledi. Köyün şefiymiş. Tonto, belki Tomachi ile konuşmalıyız. Kızılderili köyüne gitmek biz Kemosabe. Acele et, birileri tehlikede olabilir. İşte bu Ross, işte beklediğimiz şey bu. Köyümüze hoş geldiniz. Sağ ol Kırmızı Kuş. Şef Tomachi ile konuşmak istiyoruz. Kurul çadırının önünde yatıyor. Merhaba Şef Tomachi. Sizinle dostça konuşmaya geldik. Sen gümüş atı kullanan savaşçısın. Ve sen Tonto'sun. Kırmızı Kuş bize yardım ettiğinizi söyledi. Evet, şimdi sizin yardım etmeniz lazım. Tomachi hiçbir şey yapmaz. İnsanlarıma çok kötü şeyler oldu. Şeytan Tomachi var diye geliyor bence. 3 kişi öldü. Kaç kişi daha ölecek? Neden öldü onlar bilmeksen? Tomachi bilir ki bu laneti insanlara getiren kendisi. Şeytani insanlar tarafından lanetlenen gümüş kolyeler yüzünden. Gümüş mü? Bu ne demek? Uzun yıllar önce Tomachi genç bir şefken buldu bir kutunun içinde gümüşler. Birkaç parçaya böldü. Herkese verdi. Kaç taneydi Tomachi? 5. Ölen her adamda vardı. Bu ölümler bağlantılı. Tomachi, başka kimde o madalyondan var söyle. 2 tane kaldı. Biri Tomachi'nin kızında var hala. Bir askerle evli. Köyden ayrıldı. Onu bir daha görmedim. Ya madalyon? Başka birine vermiş miydin? Kızın bir oğlu var. Ama Tomachi nerede olduğunu bilmiyor. Hiç görmedi. Onu hiç görmeyecek. Tomachi yakında ölecek. Torunu nasıl buluruz biliyor musun? Ona ulaşabilecek biri var mı? Bilmem ben. Belki ölü. Diğer madalyon kimde? Biri Tomachi'nin kardeşinde. O yıllar önce öldü zaten. O gümüşü bir çocuğa verdi. Ya bu çocuk? O nerede söyler misin? O çiftlikte çalışır. 3 ya da 4 günlük mesafede. Kasabaya seremoni için gelirdi. O burada mı acaba? Hayır. Sandoryalı adamlar Tomachi'ye kağıtlar getirdi. Bu sabah. Kağıtta büyülü şeyler yazıyor. Ne yazıyor peki? Tomachi okuma bilmez. Kırmızı Kuş ona okuyor. Maskeli adam kağıda sembollere bir baksın. Sandoria'ya gelmesine 1 saatten az kalmış. Hala vakit olabilir. Tomachi, yardımın için teşekkür ederim. Geç kalmadıysak bu ölümü durdurabiliriz. Go ahead. Pekala, in aşağı. Çabuk ol. Kimin için çalışıyorsun? Tonto, hadi onu misyona götür. Pedere Sandoria'ya gelip onu kilitlemesini söyle. Tek hücre salonun üstünde Kemosabe. Biliyorum ama başka şansımız yok. Onu konuşturabilmemizin tek yolu bu. Nefesini boş harcamayayım. Gel Gümüş! Nereye gitmek sen? Vagona geri döneceğim. Genç Kızılderili bize bilgi verebilir. Tanrı aşkına, burada neler oluyor böyle? Siz ne istiyorsunuz? Mahkum için geldik. Anahtarı ver. Bana bak Kızıl. Bana emir veremezsin. Ben buranın şerifiyim. O mahkum benim sorumluluğumda. Buna asla izin vermem. Şişko adam durduramaz. Hepinizi içeri atarım. Hiçbir Kızılderili benim barıma girip ne yapmam gerektiğini söyleyemez. O mahkumu hemen hücresine geri koyun. Bu nasıl bir yasa böyle? Kızılderili yasası. Hadi götürün, evet, şunu. Götürün şunu. Evet, şimdi şöyle ama bu iş burada kalmayacak. Tamam beyler, keyfinize bakın. Hadi. Evet, hadi. Oyuna devam edelim. Kemosabe. Peder, Ne oluyor? Kırmızı Kuş ve köydeki Kızılderililer Sandoria'daki mahkumu kaçırmış. Kaçırmış mı? Nereye götürmüşler? Kendi köylerine. Ona ne yaparlar bilmiyorum. Serttir Kızılderili adaleti. Umarım çok sert değildir. O mahkum maskeli güçlere giden tek yoldu. Hadi Tonto. Gel! 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 Hayır! Hayır! Hayır lütfen! Beyaz adam, insanlarımı başka kim öldürdü söyle! Hayır! Hayır yapma! Kime çalışıyorsun? Söyleyemem. Ben yapamam. Öldürürler. Hayır! Hayır! Hayır yapmayın! Hayır! 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 Ne olduğunu duyuyor musun? Hayır ama onu yeterince görüyorum. Sence ötecek mi? Sen ötmez miydin? Atları götür hadi. Beyaz adam, doğruyu söyle. Maskeli güçler kim? Neden Kızılderili öldürüyorlar? Lütfen, lütfen hayır. Tamam, konuşacağım. Kırmızı Kuş, bize olan sözünü tutmadın. Hayır dostum. Bu adam onları bulmanın yoluydu. Ama öldürdünüz. Hayır, Kızılderili öldürmedi. Oradan gelen mermi öldürdü. Kızılderili sadece onu korkuttu. Sessiz adamı çözmeye yarayan çok yolumuz var bizim. Ama şimdi öldü. Beyaz adam öldü ama çalıştığı adamın ismini verdi. Brady dedi. Brady mi? Brady, maskeli güçlerin lideriymiş. Kırmızı Kuş doğru söylüyor Kemosabe. Bir mermi ve 2 at izleri buldum. Başka ne söyledi? Onların madalyon çaldığını söyledi. Sebebi yok. Sadece Brady biliyormuş. Bir tane kaldı Kemosabe. Belki onu çoktan bulmuştur. Belki Brad Reagan daha fazla şey öğrenebilir. O madalyonların detaylarına hakimim. Belki Brady sonuncunun Reagan'da olduğuna inanır. Tehlikeli Kemosabe. Belki Brady madalyonun yerini biliyordur. Bu almam gereken bir risk. Bay Reagan. İyi günler Bayan Henderson. Rahatsız etmek istemem ama centilmen dostunuz Bay Brady ile konuşmam gerekiyor. Burada olduğunu nereden çıkardınız? Atı dışarıda olduğu için olabilir. Ve siz buradasınız. İçeri girin. Teşekkürler. İyi günler Bay Brady. Lütfen ayağa kalkmayın. Ben otururum. Hiç vazgeçmiyorsun değil mi dostum? En son burada olduğunda yeterince açık olamadım sanırım. Ne dersin? Bu sefer hanımefendiyi görmeye gelmedim efendim. Sizinle konuşmaya geldim. Evet, neden? İş için Bay Brady. İlgilenmiyorum. Belki maskeli güçlerin liderini tanıdığımı söylersem ilgilenebilirsiniz, olmaz mı? Bunu bana niye söylüyorsun? Şerife söyle, burada kanun ondadır. Düşündüm ki önce siz öğrenseniz hoşunuza giderdi. Aslında ben parayla ilgileniyorum. Böyle bir bilgi binlerce dolar değerinde olur. Bayan Henderson'ın cömert ödülü sağ olsun. Belki siz bu ödülü 2 katına çıkartırsınız. Beni tehdit mi ediyorsun? Efendim, Güneyli bir adam asla tehdit gibi adice yollara başvurmaz. Ama ben buna doğru iş anlaşması diyorum. Böyle bir şey yapmazdım Bay Brady. İşinize yarayacak başka bir bilgiye de sahip olabilirim. Belli bir madalyonun yeri gibi mesela. Şimdi Eğer beni vurursanız size bilgi veremem, öyle değil mi? Seni anlamadım Reagan. Neden bir madalyonla ilgileneyim ki? Çünkü tüm yüzünüzden bunu okuyorum. Pekala sen... Oturun Bay Brady. Hemen heyecanlanmaya gerek yok bence. Diyelim ki işvereninizin kimliğini söylediniz. İşveren mi? Evet, doğru. Böyle bir operasyonun arkasındaki kişi olmak için yeterli zekaya sahip değilsiniz. Emir aldığınız kişiyle işbirliği yapmayı tercih ederim ben. Bayım, seni parçalara ayırırım. Lütfen Rose, bırak ben halledeyim. Hadi sen kasabaya dön. Lütfen bırak beni. Lütfen, lütfen onunla yalnız konuşayım lütfen. Lütfen Rose. Pekala. Ama dikkatli ol, tamam mı? Evet, evet. Şimdi git, sonra konuşuruz. Oldukça şüpheci birisiniz Bay Reagan. Şüpheci demek az kalır. Evet, öyle. İçki alır mısınız? Hayır, teşekkür ederim. İş ve zevki asla karıştırmayın derler. Pekala, o halde biraz iş konuşalım. Söyleyin, bu madalyon meselesi nedir acaba? Sizin ilginizi çekeceğini düşünmüyorum efendim. İnsanlar onu taktığı için öldürüldü. Ben öldürenler için bir ödül koydum. Belki gizeminizin cevabı oradadır. Hayır, hiç sanmıyorum. O koyduğunuz ödül de oldukça yeterli. Ama bu ödülden çok daha değerli. Ben anlayamadım. 10.000 dolar. 10 mu? Madalyona mı? Gerçekten mi? Dediğim gibi insanlar bunun için öldürüldü. Eminim o insanlar 10.000 doların kendi hayatları için ucuz olduğunu düşünürdü. İlgilenir misiniz? Hayır, ben... tüm bu durum beni şaşırtıyor. Beni de şaşırtıyordu ta ki madalyonun birine alana kadar. O sizde mi? Evet efendim. Ve şimdi de onu satacağım. Belki de biraz ilgilenebilirim. Aslında ben değerli parçalar topluyorum ve bu madalyon söylediğiniz kadar ediyorsa... Hanımefendi, benimle oyun oynuyorsunuz galiba. Bence neden böylesine değerli biliyorsunuz. Şimdi iş konuşalım mı? Önce madalyonu görmem gerekiyor. Böylesine değerli bir şeyi yanımda taşımam tabii ki. Çok güzel bir yerde, güvenle saklı halde. Sandoria'ya 2 gün mesafede. O halde üzgünüm Bay Reagan. Düşündüğüm zaman 10.000 dolar henüz görmediğim bir şey için çok fazla bir para. İlgilendiğimi zannetmiyorum. Tabii ki sorun yok Bayan Henderson. Doğru alıcıyı bulana kadar beklemeyi tercih ederim. Sizi yeniden görmek güzeldi. Bekleyin. Evet. Bay Reagan, oturur musunuz? Sanırım siz ve ben çok şey konuşmalıyız. Evet efendim. Ben de öyle düşündüm hanımefendi. Bu kanıtlıyor ki Gümüş Gölü'nün Altın Şehri efsanesi gerçekmiş. İspanyol keşif grubunun lideri meteor tarafından yok edilen yeri bulmuş ve yerini gümüş bir plakaya kazımış. Sonra bir Kızılderili'yi görevlendirerek plakayı Coronado'ya yollamış. Kızılderili yolda saldırıya uğrayıp yaralanmış ve plakayı kaybetmiş. Ölen Kızılderili kesinlikle plakanın var olduğunu söylemiş. Bu gerçekten muhteşem. Yani madalyonlar o plakanın parçası. Bu doğru. Sizinkiyle Altın Şehri'nin yerine sahip olacağım. Görünüşe göre bunun değeri 10.000'den çok daha fazla olacak. Sanırım size düşük fiyat vermişim. Bundan sonra para için endişelenmeyeceksiniz Bay Reagan. Sizden hoşlandım. Düşünme ve eylem tarzını çok sevdim. Sen ve ben sonsuza dek partner olabiliriz. Ondan size bunları anlattım. Oo, ya Brady ne olacak? O çok vahşi ve iğrenç bir insan. Onunla olmamın tek amacı beni madalyonlara götürecek şartları bana sağlıyor oluşuydu. Bence ondan kurtulmanın bir yolunu bulabilirsin. Ondan kurtulmak mı? Beni anladın. Evet, bu gayet açık. O halde tamam. Sadece birkaç detay daha var Bayan Henderson. Frances. Size aklımdaki birkaç fikri sunmak istiyorum. Lütfen sunun. Yani bir telgraf şirketi sahibi olduğunuzda sizin haberiniz olmadan hiçbir şey yapılamıyor. Bu doğru. Bunun üzerine siz bu kasabada oldukça saygı duyulan birisiniz. Hatta Sandoria'yı o güzel avucunuzun içinde tutuyor gibisiniz. Ne demeye çalışıyorsun Bay Reagan? Beni öldürmeye karar verirseniz kurtulmak için hiçbir şansım kalmaz. Herkes size ne söylerseniz inanırdı. Bu sebeple madalyonu çok güvenli ve anlaşılamayacak bir yere sakladım. Sadece yakışıklı değil, zekisin de. Ve yaşamayı da seviyorum. Yani sana ihanet edeceğim diyorsun. Tam olarak değil. Ama bence Ross Brady de böyle olacağını düşünmemişti. Bir şey hatırlamanız gerekiyor. Ben Ross Brady değilim. Bunu biliyorum. Hiç şüphe yok. Brady ve Henderson bu ölümlerin faili. Neden yakalatmıyoruz onları? Yapabiliriz ama ben tüm maskelileri istiyorum. Savaşmak için çok silah demek Kemosabe. Biliyorum. Denton'a gideceğim. Marshall'ın ofisinden yardım telgrafı atacağım. Ha, Sandoria'dan yollayınca ulaşmıyor mu? Frances Henderson kontrolündeyken olmaz. Peder'in yardım çağrılarını bile yollamamışlar. Denton'dan yarın akşama kadar dönmezsen beklemek ben seni burada. Hayır, seninle misyonda saat 3 gibi buluşuruz. Bu arada Tonto, kasabaya gitsen iyi olur. Gözün Brady ve Henderson'da olsun. Hareket ederlerse takip et. Çok teşekkürler doktor. Haftaya Perşembe günü görüşürüz Bay Carling. Hoşça kalın. Tabii, iyi günler. Merhaba Paviva. Peder, bebek nasıl? Gayet iyi gibi. Paviva yine de sana bir göstermek istedi. Misyondan ayrılacak biliyorsun. Biliyorum. Aslında bilmiyordum. Peder ona bir aile buldu. Hem anne hem babası olabilecek artık. Paviva ben... İçeri gelelim mi doktor? Yoksa Kızılderililere sokakta mı bakıyorsun? Tamam. Evet, aynı yerde olalım olur mu? Barda buluşalım. Tabii ki. Evet, burada bekliyor olacağım. Tamam, içkiler benden o zaman. Tamam, harika. Hadi bakalım. Hey doktor! Hayırdır, Kızılderili hastalarını ofise mi alıyorsun? Bu mizah anlayışı biraz yersiz Bay Madison. Siz alınmayın Peder. Doktoru sevdiğimi bilirsiniz. O bir Kızılderili Peder. Sanırım bu durumu anlarsınız değil mi? Neden burada bu kadar zaman harcadığınızı pek anlamış değilim doğrusu. İnsan hayatını kurtarmak sırf ten rengi kızıl diye size göre suç mu? Bak sen, sen söyledin. Ben değil. Yoksa tenis sizinki gibi mi olmalı? Paviva. Onu sustursan iyi olur Peder. Kadın olmasaydı tavrım başka olurdu. Oscar lütfen. Oscar lütfen. Neden dizlerinin üzerine çöküp bu şişkoya yalvarmıyorsun? Bana bak seni... Sakın dokunma ona. Seni... Bir çakalın deli gibisin tıpkı. Çok konuşup bir şey demiyorsun. Ona dersini verdi değil mi? Hey dikkat et. Lanet olsun. Kaçın. Öldü mü? Dikkat et. Çabuk olun. Çabuk yaşıyor mu acaba? Evet. Evet bakın yanına geçin. Evet bakın. Hadi yardım edin. Bakmayın öyle. Çabuk olun. Çevir. Kaldırın şu adamı. Dur. Eğer zengin biri böyle konuşsaydı yapmazdım. Aynı şeyi ben deneseydim ne olurdu Oscar? Bu farklı. Öyle mi? Evet, farklı mı olurdu? Neden? Çünkü sendenim diye mi? Tabii öyle doktor. Sana bir şey söyleyeceğim. Hepinize bir şey söylemek istiyorum. Ben Kızılderiliyim. Şef Tomachi halkının kanı damarlarımda akıyor. Onun torunuyum. Bütün bu yıllar boyunca kendimi sakladım çünkü önemli sandım. Bir fark yaratır zannettim. Şimdi olanlardan sonra hatalı olduğumu anlıyorum. Paviva anlamaya çalışmamı istedi. Ama ben dinlemedim. Ve şimdi hepinizden önce ondan özür dilemeliyim. Artık bunu kimseden saklamak zorunda değilim. Akrabalarımı hatırlatan tek şey bu kolyeydi. Artık onu gururla taşımaya devam edeceğim. Doktor! Çabuk onu içeri alalım. Evet. İyi bakın ona. Reagan yalancı. Madalyon doktorda. Doktor Ross mu? Evet, o Kızılderili bütün kasabanın önünde itiraf etti. Gel hadi. Çok sürpriz oldu, değil mi? Evet. Doktorun kızıl olduğunu düşünsenize. Burada durmanın bir gereği yok. İçki ister misiniz? Benden olsun. Olmaz mı Fred? Bil. Hadi yürüyün beyler. Aman boş ver. Kimse bedava içkiye hayır demez sanırdım. Bırakalım bu. Bırakalım gidelim. Biraz dinlenirsen bir şeyin kalmaz. Peder, onunla kalır mısın? Tabii James, ama nereye gidiyorsun? İnsanlarım göl ateşi seremonisi için akşamüstü toplanacak. Bebeği ve Paviva'yı yanımda götürmek istiyorum. Büyük babamı görmem lazım. Diğerlerinden duymadan konuşmalıyım. Tabii evlat, anlıyorum. Sen dönene kadar Tonto'yla kalırım. Umarım Tomachi de beni affeder Paviva. Sen affettin. Eminim affeder James. Peder belki de Paviva çocuğu vermek zorunda kalmaz. Ben onu çok isteyebilecek bir çift tanıyorum. Tabii birkaç yasal işlem yapılmalı. Düğün merasimi en sevdiğim görevlerden biridir. Ve gururla söyleyebilirim ki bu konuda çok iyi iş çıkartırım. Doktor. Benim Tonto, Peder Esteban. Çok zayıfsın dostum, konuşmamalısın. Doktor nerede? O, Paviva ve bebek insanlarını görmek için göle gitti. Yo, ayağa kalkmamalısın. Doktor tehlikede, maskeli güçler onu öldürecek. Doktoru mu öldürecekler, neden ki? Konuşacak zaman yok Peder, onu bulmalıyım. Ama at binemezsin, çok fazla acın var. Acı doktorun ölümünden iyidir. Peder, senin atın var mıydı? Evet ama... Sen Denton'a doğru sür. Maskeli adam oradan dönüyordur. Ona de ki doktor son madalyonu takıyor. Ona göle doğru sürmesini tembele. Son madalyon mu? Seni anlayamıyorum. Anlamaya çalışma Peder. Sadece yap. Hadi. Doktor, benim atı alın, göle gidin. Hızlıca. Büyük tehlikesiz. Ama Tonto, konuşmaya vakit yok. Paviva ve bebeği köye götürmeliyim. Maskeliler seni öldürecek. Beni mi öldürecek? Niye ki? Taktığım madalyondan. Onu almak için yapacaklar. Bakın. Köy uzak değil. Oradan yardım isteriz. Tam bilmiyorum. Tonto sana son madalyonun doktorda olduğunu söylememi istedi. Paviva ve doktoru göle götürüyor. Doktorda mıymış? Evet. Doktor Rolfe, Tomachi'nin torunuymuş. Tonto tehlikeyi anlarsın dedi. Evet Peder, anladım. Oh. Burada yardım edecek hiç kimse yok. Hepsi göl ateşi seremonisi için gitmiş. Şimdi oraya doğru gitme riskini alamayız. Doktor, Paviva ve bebeği içeri alın. Hadi Scott, yürü, hadi. Ben maskelileri kandırmaya çalışacak şimdi atla. Hayır doktor, beni merak etmeyin. İçeri girin, çabuk. Aa! Dağılın hadi. Onu bulana kadar burayı dağıtacağız. Tonto başaramadı. Ona yaklaşıyorlar. Ah, keşke silahım olsaydı. Bizim bebeğimiz Paviva. Size geri döneceğim, söz veriyorum. Sessiz ol Paviva. Ses çıkartmayın. ateşi kestiler. Hiçbir şey görmüyorum. Madalyon doktor. Çabuk ol dedim. Hadi. Çocuk benimle gelecek. Buradan çıkabilmem gerek. Hayır, hayır lütfen. Ver onu bana. Hey. Hadi. Siz iyi misiniz? Evet. Ama madalyonu aldı. Doktor, Tonto o tarafta. Yardım etmelisiniz. Bunu alsan iyi olur. Frances! Ross! Yardım et. Şuraya gel. Ne oldu? Maskeli adam. Prenses, bana yardım etmelisin. Evet Ross, tabii. Yardım edeceğim. Fren! Lanet olası! Öldürmeye çalıştı, yapmak zorundaydım. Yapmalıydım çünkü Altın Şehri sadece sana ait olacak. Ne? Ne dediğimi biliyorsun Bayan Henderson. Son yalanını da söyledin. Hanımefendi, bu madalyonlar her şeyi anlatır. Federal Marshall şu an Sandoria'ya doğru yolda. Sen şeysin. Bu doğru. Brad Reagan'a de ki seni hapse koysunlar ve hayat boyu orada tutsunlar. İyi ruhlar üzerimizde olsun Şef Tomachi. Şeytan bulutları üzerimizden kalktı Kırmızı Kuş. Maskeli adam topraklarımıza yeniden adalet getirdi. Ve torunum da bana geri döndü. Benim vücudum ve ruhum yaşlı olsa da kalbim yeniden gençleşti. Şuna bak. Küçük oğlan bile bugünlerde mutlu hissediyor. Sence Altın Şehri bulma şansları var mı Tomachi? Bu rüya gerçek olabilir mi? Tomachi'nin birçok rüyası gerçekleşti zaten Kırmızı Kuş. Muhtemelen biri daha gerçekleşecektir. Sadece beklemeliyiz. Plakada yazan İspanyolca sözler yerin burada olduğunu söylüyor. Altın Şehri burada mı? Yani burası da her yer gibi kayalık. Kemosabe! Şu taşın ardında bir kapı var. Muhtemelen Altın Şehri sadece bir efsaneydi. Kemosabe, şurada bir tünel daha. Muhteşem. Yer altında bir maden. Burası binlerce yıldır burada olmalı. Bir rüya gibi. Bu sarkıt ve dikitlerin hepsi saf altından ve kızılderili toprağında. Bütün bunlar halkımıza ait. Misyon hastanesi James. Kızılderililer için hayallerim ve umutlarım. İşte cevabı bu olacak. Göl ateşi. Sonunda gizemi çözüldü. Paviva, gitmişler. Tomachi bak. Bazı insanların umut ışığı hiç bitmez Paviva. Yeni bir hayat bizi bekliyor. Maskeli Süvari ve Tonto olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı. Hadi Gümüş! Gidiyoruz!